Nesi var? Bıçaklanma. Kompresyon yap. Damar yolu açık. Tansiyon 90'a 60, nabız 100. Hemen ameliyathaneyi hazırlayın ve Suat Bey'e haber verin. Adamın birinin evine girmeye çalışmış, adam da bunu bıçaklamış. Biz oradayken polisler götürdü ötekini. Allah Allah, hırsıza falan da benzemiyor. Baksana, doğru düzgün bir adam. Hasan Bey, hastamız hakkında neler biliyoruz? Hocam, hastanımın sajital sinüsünde derine uzanan bir menenjiyom var. Daha önce aynı tanı ile 3 kere ameliyat ettiniz. Her defasında da tekrarladı. Evet, tümör oldukça tehlikeli bir yerde. O yüzden de sinüse yapışık olan yerde her defasında bir kısmını bırakmak zorunda kalıyoruz. Ve 3-4 yılda bir de tekrar ameliyat ediyoruz. Ama bu defa son. Ne demek bu yani? Bu son ameliyatım demek. Bir daha ameliyat falan yok. Aslıcığım, tam olarak ne demek istiyorsun? İyileşme dönemim bitmek bilmiyor demek istiyorum. Bu acıları çekmekten usandım demek istiyorum. Ve artık Ömer de yanımda değil. Bu defa tek başımayım. Ne olursa olsun vazgeçemezsin. Vazgeçebilirim. Bunu yapabileceğimi biliyorsun. Bana öyle suçlar gibi bakma. Baygın değildir herhalde. Doktor bey. Taner Şengör'ün ifadesini almamız gerekiyor. Ameliyattan yeni çıktı. Şu an yoğun bakımda. Yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca çabuk görmemiz gerek. Ne oldu ki? Zorla birilerinin evine girmeye çalışmış. Evde oturan kadını tanıyorum diye tutturmuş. Kadının kocası da bunu bıçaklamış. Kocası evdeyken mi girmiş? Çok ilginç. Teşekkür ederim. Teşekkürler, kolay gelsin. Ne acayip hikayeler var. Kadın kocasını alenen aldatıyor. Meseleyi tam öğrenmeden kimseyi suçlama istersen. Levent Bey. Sizce aslanım şu an ameliyat paniğiyle böyle söylüyor olamaz mı? 3-4 sene sonra zamanı dolduğunda yine ameliyat olmak isteyecektir bence. Yani normali bu. Kim olsa öyle yapar. Konuştuğumuz Aslı değil de başka biri olsa ben de senin gibi düşünürdüm. Yanlış anlamayın, ben asla ukalalık yapmak istemedim. Ben onu çok uzun zamandan beri tanıyorum. Verdiği bir karardan döndüğünü hiç görmedim. Beni korkutan da bu. 3 sene sonra gelmeyeceğim diyorsa gelmez. Sevda Hanım. Bugün gazetedeki haberi okudunuz mu? Ay vallahi. Haber mi? Ne haberi? İnanmam. Ay vallahi inanmam. Bütün hastane bunu konuşuyor. Sosyetik güzel ünlü cerrahı tavladı. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu dünyanın çivisi çıkmış artık. Siz işinize baksanız Ayhan Bey. Hadi bakalım. Ameliyat ameliyat diyordun. İşte ameliyat sana. Ne o? Liposakşını ameliyattan saymıyor musun yoksa? Haklısın. Bu da ne? Bir şeye çarptım. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Tümör.
Belki de fıtık. Kalp ritmi artıyor. Açmamız lazım. Gidip kocasıyla konuş. Onayını al. Bunu baş belası bir hastaya vermek için baş belası bir teknisyenden aldım. Pekala. Sajitasyonüs bypass'ına ne dersin? Hiç sajitasyonüs bypass'ına girdin mi? Hayır. Sajitasyonüs nedir? Ben söyleyeyim. Beynin ana toplar damarı. Açınca ne oluyor? İçine hava giriyor. İçine hava girince ne oluyor? Kalbin duruyor. Kalbin durunca da ölüyorsun. Ama başarı şansımız var. Hasta kalpten gitmediği sürece. Eğer başarılı olursak tümörün sajital sinüse yapışık olduğu kısmın tamamını temizleriz. Ve bir daha ameliyat olmana gerek kalmaz. Başarılı olmazsak da ölürüm. O zaman 3 yıl sonra tekrar ameliyat olmayı kabul et. Kabul etmiyorum. Bu benim hayatım. İstediğimi yaparım. Ben de senin doktorunum. Hasan, lütfen laboratuvardan sonuçları alır mısın? Tabii. Anladım. İzin alın da ameliyata başlayabilirsiniz. Bisturi. Klemp. Tampon. Makas. Peritonu açıyorum. Bu da ne? İnanamıyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Bugün şanslı gününde olduğunu söylemiştim. Galiba birileri hamile kaldığının farkına varmamış. Evet, nasılsınız bakalım? Daha iyiyim. Doktor Bey, sizinle biraz yalnız konuşabilir miyim? Tabii. Tamam. Doktor Bey, rica ederim sakın karıma haber vermeyin. Niye? İyisiniz, endişelenecek bir şeyiniz yok. Siz yine de haber vermeyin. Olay polise intikal etti. Karınızın duymasını nasıl engelleyebilirsiniz ki? Doktor Bey, bakın. Ben sevgilime gitmiştim. Ama içeride bir adam vardı. Ve üzerime saldırdı. Polislerin söylediğine göre o adam sevgilinizin kocasıymış. Hülya evli değil ki. Anlaşılan beni aldatıyormuş. Sizi aldatıyormuş, öyle mi? Komik hikaye değil mi? Ben karımı aldatıyorum. Sevgilim de beni. Ne bekliyorsun? 3206 numaralı odadaki hastanın laboratuvar sonuçlarını bekliyorum. Ne zaman ameliyatı? Daha belli değil. İyi, bana haber ver. Hocam, haberi gördünüz mü? Ne haberi? Tabii aslında dedikodu ama... Bizim dedikodu yapmaya vaktimiz mi var Hasan?
Yok. Ben zaten hiç sevmem dedikodu. Yapmam da. Yani fazla yapmam. Başkalarının özel hayatıyla çok ilgilenenler kendi hayatında pek bir şey olmayanlardır. Değil mi Hasan? Evet. Ve bizim hayatlarımızda yeterince dolu. Değil mi Hasan? Hı hı. Hiçbirimizin böyle şeyleri konuşarak kaybedecek vakti yok. Hasan Bey. Pardon. Test sonuçların geldi. Her şey yolunda görünüyor. Güzel. Bir karar verdin mi? Ben kararımı çoktan verdim. Ama sen bunu bir türlü kabul etmiyorsun. Sana her zamanki ameliyatı yaparsam 3 sene sonra gelmeyeceğini biliyorum. Bunu yapmamı isteme. Tamam o zaman. Ben de başkasına giderim. Benden iyisi olduğunu bilsem hiç tereddüt etmez seni yollardım. Ama yok. O yüzden hiçbir yere gitmiyorsun. Beni bu kadar tehlikeli bir ameliyata zorlamanı anlayamıyorum. Ölebilirim. 3 sene daha yaşayabilecekken ölebilirim. Bunu görmüyor musun? Peki sen... 3 sene sonra seni nasıl ıstıraplı bir ölümün beklediğini görmüyor musun? Sen sürünerek öleceksin ve ben çaresizce seyredeceğim. Sen delirdin mi? Ne cesaretle benim evime geliyorsun? O adam kimdi? Ne demek kimdi? Kocamdı. Ne kocası? Ne kocası be? Çıldırtma insanı. Daha dün gece beraberdik. Taner, sen üşüttün mü? Biz 2 yıl önce ayrıldık. Unuttun mu? Merhaba aslanım. Kararımı verdim. Bilmek ister misin? İsterim. Son 3 yılımı senin ellerine teslim ediyorum. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı sajital sinüs bypass'ını yapabilirsin. Emin misin? Doğrusunu istersen emin değilim. Ama yapmana izin veriyorum. Sajital sinüs venöz rekonstrüksiyonu ha. Çok cesur bir karar. Uzun zamandır bu tümörle savaşıyoruz. Umarım bu son olur. Hı hı. Ne var? Satürasyon düştü, desteklemeye çalışıyorum. Doppler sağ ventrikülerde hava gösteriyor. Satürasyonu 89'a düştü hocam. Sinüsten hava embolisine bağlı olmalı. Spongosten kompres uygulayın. Ventriküler fibrilasyon. Bir ampul atropin yapıyorum. Doppler'deki mikroemboli sayısında artış var. Pekala. Bitti sayı. Kalbi kontrol edin. Kalp atımı durdu. 1 miligram epi verin. Kalp basıncına başlayın. Hadi çabuk çabuk. Thank you.
Hanımefendi. Siz Taner Bey'in eşi misiniz? Hayır. Yani ben bir arkadaşıyım. Doktor Bey, o iyi mi? İyi. Neden sordunuz? Bakın bizim bir ilişkimiz vardı. Ama 2 yıl önce ayrıldık. Sonra ben evlendim. Ama ayrıldıktan sonra birbirimizi hiç görmedik. Ama dün geceyi birlikte geçirdiğimizi söylüyor. Delirmiş o. Affedersiniz. Taner, iyi misin aşkım? İyiyim bir tanem. Bak turp gibiyim. Neler olduğunu hiç anlamadım. Kim o adam seni bıçaklayana? Emel Hanım. Taner Bey'i fazla yormayalım isterseniz. Doğru haklısınız. Sen dinle Taner'cim ha. Misafirimiz kim? Doktorun. Yok, ben küçük misafirimizi soruyorum. Ozan. Oğlumuz. Doktor Bey, neler oluyor? Emel Hanım, dışarı çıkalım isterseniz. Suat Bey, kocamın neyi var? Kesin bir şey söyleyemem. Her şey olabilir. Bakacağız. Hı hı. Cevap vermiyor. Toraks açmalıyım. Açık kalp masajı mı yapacaksınız? Levent Bey. Siz beyin cerrahısınız. Vaktimiz yok. Suat Bey'i çağırmalıyız. Ben hallederim. Gözlüğü çıkarın. Hastanın başını düşürün. Hasan gel buraya. Çabuk hastayı çeviriyoruz. 1, 2, 3. 20'lik bisturi. Tamam. Kaburga ayrıca. Tamam. Şimdi makas. Bir ampul adrenalin yapalım. 10 cc. Normale dönüyor. Nabız 60, ritmik. Başaracak. Kapatalım mı hocam? Başaracak. Levent Bey. Hasan, az önce arkadaşımı ortadan ikiye ayırdım. Bana bir saniye ver. Bir türlü anlayamıyorum. O adam kimdi? Senin orada ne işin vardı? Seni niye bıçakladı? Taner Bey, MR sonuçlarına göre beyninizde ince bir kanama var. Beyin kanaması mı? Taner Bey'in bir hafıza kaybı var. 3. MR'da gördüğümüz kanı da dikkate alarak bir kafa travması geçirdiğini ve bu travmanın hem kanamaya hem hafıza kaybına sebep olduğunu düşünüyoruz. Kabaca son 2 senelik dönemi hatırlamıyor diyebiliriz. Bu ne demek? Başınızı vurmuşsunuz. Bir kaza geçirmiş olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda geçici hafıza kaybı yaşanabiliyor. Kaza falan hatırlamıyor. Emel. Efendim Taner'cim. Biliyor musun? Ona hamile olduğunu söylediğin günü hatırladım. Gerçekten mi? Cunda da tatildeydik değil mi? Evet. Bak gördün mü? Doktor söylemişti yavaş yavaş hatırlayacağını.
Ben gidip doktora haber vereyim. Dur, şimdi gitme. Sana bir şey söylemem lazım. Hı hı. Benim eskiden bir ilişkim vardı. Ne? Emel Hanım, iyi misiniz? Sevgilisi varmış. Tam 3 sene boyunca. 2 yıl önce ben hamile kalınca ayrılmışlar. Size bir şey getirmemi ister misiniz? Su falan. Bugün evine gittiği kadın oymuş. Neden gittiğini hatırlamıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Gittin sandım. Bugün gidemem. Seni bu durumdayken yalnız bırakamam. Ama yarını bilmiyorum. Şimdi her şeyi duymak istiyorum. Bana bütün detayları anlat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.